Yok. Neredeyim? Yine Esslingen'deyim, yine yollardayım, yine güzel insanların yanındayım. Yedik içtik ve konuşmanın zamanı geldi. Neden buradayız? Biz neden buradayız? Çünkü Trabzonspor'un başarısını kutlamak için ve buradan kalkacak otobüslerin, trenlerin, uçakların projesi bu gece burada atılıyor diye düşünüyorum. Şimdi Trabzon'un şampiyonluğa gidişine çoktan arkadaşlar başladılar kutlamaya. Şimdiden kutlanıyorsa bu Allah'ıma yazın neler olur neler. Ve şimdi başlıyorum. Bir avuç insan. Ben ilk önce bakayım, test yapıyorum. Gerçekten Trabzon'da mıyım değil miyim? Hamsi yedim. Trabzon hamsisiydi. Karadeniz hamsisi, pardon, Akdeniz hamsisi değildi. Yunan hamsisi de değildi. Onlar ne diyorlar, hamsinin büyüğünü bilen var mı? Yunanlar palika mı diye bir şey. Ne? Palika, yok, palika öyle bir şey olması lazım. Yunanlılar hamsinin biraz büyüğü, herhalde palika diyorlar yanılmıyorsam. İşte görüyorsunuz, kültür böyle bir şeydir. Bileceksin, bilmek yok. Adam bana gelmiş diyor ki bugün Arap. Ya diyor, Kur'an'da diye bismillahsız hangi sure var diyor. La dedim oğlum, tövbe suresi dedim, bismillahsızsın işte. Adam pat diye soruyor. Şimdi ben de bakayım, Karadeniz'de hemşerilerimin 61'in sofrasındayım. Çay nereden geldiğini anlayacağım, test yapıyorum. Abi bu çay nerenin? Rize. Rize kardeşim, Rize, evet. Rize ya. Evet, Rize'nin çayını içiyormuşuz. Hakiki sarısı mı pembesi mi bilmiyorum. Ve ilk baştan beni buraya davet eden güzel insan. Şunu abi, şu reklama, reklama girmesin şu yani. Tamam, tamam. Bak yani. Kızma bağla. Yok, kızmıyorum sana. Peşten balı onda bağlamışsın. Bu Trabzon'un çakması desem yalan olmaz. Çünkü babası Giresunlu, annesi Trabzonlu herhalde. Doğru mu? Eyvallah, aynen öyledir Yunus'um. Doğru ama dedin. En çok sevilen adam bir şey soracağım. Sor. Havunu Ordu'da ne diyorlar? Hava hamsiye. Hamsiye mi? He. Halika demiyorlar. Hamsiye diyorlar. Hamsiye. Ordu'ca da hamsiye. Başkası başka gideri yoktur yani. Yok kocaman. Evet. Çok birbirinden değerli arkadaşlarım var. Çok sevdiğim insanlar burada şu anda. Değil mi? Çok mutluyum. Şimdi hemen tanıyacağız sizi. Teşekkür ediyorum. Sen, tabii, sen bir buyur. Şey diyor musun? Yok, Trabzon şampiyon oluyor mu şimdi? Olacağız tabii inşallah ya. Eyvallah. Yani kaçarı yok. Hani bu forma morma da yok hiç kimsede. Evet ya. Arkadaşlar kusura bakmayın, bunlar formasız Trabzonlular. Yakaladım hepsini. Hiçbirinde bir şey yok ha. Hiçbirinde. Bu peşten ballıdır da. Neyi temsil edeyi? Trabzon'u temsil edeyi. Aha. Evet, var mı şey? Evet, bir tane çıktı içine. Var mı başka? Var mı başka Trabzon? Abi hiç. Bak. Aha. Şimdi sevgili izleyiciler, çıkartacağım. Şimdi atlet matlet de çıkacak. En iyisi bırakayım kalsın. En iyisi kalsın. Evet, çok teşekkür ediyorum. Mehmet abimiz, ev sahibimiz. Mehmet abi dedi ki ya Yunus nerede kaldın dedi. Ya Mehmet abinin dedim ki ikide bir herkes geliyor gidiyor çayını içiyor. Ben uğramadım uzun zamandır. Ama hamsiyle bizi aldı. Abi çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Trabzon'un durumunu anlat. Ne olacak? Vallahi Trabzon biraz evvel arkadaşlarıma da söyledim. 30 yıldan sonra ilk defa rahat rahat başımızı yastığa koyup rahat rahat uyuyabiliyoruz. Rahat rahat. Çünkü bu gelen başkan olsun, antrenör olsun bizi vallahi billahi mesrettiler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Biz Trabzonspor'la yatıyoruz, Trabzonspor'la kalıyoruz.
30 senedir iki yakamızı bir araya getirmediler. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Sevgili izleyiciler, ben çocukluğumda Trabzonspor'un fanatiydim. Ayakkabımın ucuna Ali Kemal yazıyordum. Ali Kemal vardı futbolcu, bilen evet. bilir. Genç evet. kuşak bilmez ama bilmez, sen biliyorsun değil mi Ali Kemal? Tabii canım. Ey yarabbim ya. Bilmez Ali mi? Kemal yazıyordum ya. Neyse. Ali Kemal Denizci. Evet, bak soyadını söylediler. Biz Ali evet. Kemal yazıyor. O da bile evet. yeterdi. Evet. Hatta ayakkabıyla sabaha kadar uyumuştum ha. Doğrudur. Evet. Evet. Mehmet abime teşekkür ediyorum bu güzel misafirseverliğin için. Biz de teşekkür abi, ediyoruz. Ayaklarına köfte, sağlık. Hamsi yedim çok... de köfte var dediler. Var mı bu işin aslı? Bak burada. Akçabat köftesi abi. Abi bize verilmediniz ya. Hamsiyle kandırdılar buyur, buyur. Beni. Yok, estağfurullah. Yok. Biraz sonra bakacağım Akçabat buna. Akçabat köftesi abi. Bakayım. Evet, devam ediyorum. Güzel insan. Hakiki Trabzonlu bu çıktı işlerinde bunlarına. Yani bir tek bak her yerde eser var yani, değil mi? Efendim. İsminiz ne? Mehmet Borusuk. Mehmet, nerelisin sen? Şalpazarlı. Bak Trabzonluyum demedi, Şalpazarlıyım dedi. Eyvah eyvah. Var mı hemşerin ha burada Şalpazar'da? 50-50 ya, bu var. Ya bu çakma. 50. Giresunlu. O da kardeşimdir zaten orada. Evet. Görüyorsunuz Şalpazarından ağrı yavaştan gidiyorum. Teşekkür ediyorum sana, sağ ol güzel insan. Evet kameraman, dön bakalım şu tarafa. Adam çöpü topluyor burada. Usta. Sen Şalpazarından değilsin. Yok, ben de ofliyim elhamdülillah. Ben ofliyim elhamdülillah. Bak elhamdülillah dedi, ofliyim dedi. O tünelden sonra mı başlıyor sizin oraya? Yok. Tünel geçiyor. Trabzon'dan sonra başlıyor of. Ha, bak Trabzon'dan sonra başlıyor. Trabzon hakkında görüşlerin de. Ne olacak? Abi cumbur gümbür geliyoruz. Geliyorsunuz. Şampiyonluğu şampiyon gidiyoruz. Olduğunda gideceksin mi? Biz her zaman gidiyoruz. Ben. Yer bulacaksın mı bakalım? Şimdiden bilet. Sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz. Dostlarımız var. Var yani. Var dostlarımız. Ben hepsini bakayım orada maçta görebileceğim miyim? Baden-Württemberg'i temsilen biz geleceğiz. Ey Almanya, Baden-Württemberg geliyor. Sıkı tutun kendinizi Trabzon. Değil mi abi? Öyledir. İsim neydi? Cengiz Kılıç. Cengiz kardeş, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet, sesi güzel, yanık sesli. Vallahi sen sanatçılar duymasın, ben ayağını kaydırırlar. Bu dönemde zaten en zor dönemi sanatçılarımız geçiriyor biliyorsun. Pandemi dönemi en zor onlar için geçti. Ve ama, en zorlarının başında gelir. Ama biraz önce var ya, yemin ediyorum 10 numaraydı yani. Allah razı olsun, sağ ol. Var mı kasetin falan? Alalım hani CD, internette falan. Tıklama mıklama yapacağım, ismi alayım ben. İsmi isminizi alalım önce. İhsan Akçay, ofluyum. Ama sanatçı bir sürü arkadaşlarımız var. Kulağımızda iyi olduğundan öyle ara sıra kendimizce bir şeyler söylüyoruz. Hepsini biliyorsun ama her şey yani. En son Ayşe mi söyledin? Söyleriz. Bizim yöremizden de söyleriz. Doğudan da söyleriz. Akdeniz'den hadi de bir, söyleriz. Bir alalım şöyle yani. Yok, kemençe hocam. Olmadan. Gel. Abi biraz önce 10 numara gidiyordun ya. Evet. Gönül şifa bulur dost nefesinden, gönlün ehli anlar gönlün sesinden. Ben anlamam Mozart'ın senfonisinden. Ben anlarım kemençenin sesinden. Yanık yanık çalağın telde gör beni. Evet, gördüğünüz gibi şimdi çok teşekkür ediyorum güzel dostuma. Biraz sonra göreceksiniz Anya'yı, Gonya'yı, neler var burada, ne cehferler var. Konvoyla ben... gideceğiz biz şampiyonluk İnşallah. Maçlarına. Burada araçlarla konvoyla gideceğiz. Onun araştırmasını ve istişaresini... Bir dakika, ne zamandı son maçımız? Son maça bilen kalmayacak ki şampiyonluk. Şampiyonluk Haçat'ta bu sene son maça da kalmaz. 10 sene, daha doğrusu 11 sene üzerine bir şampiyonluk daha kutlayacağız inşallah bu sene. İnşallah, inşallah bekliyoruz. Karadeniz'e bir şampiyonluk gelsin. Bugün yediğimiz hamsilerin niyetine yani, en kötü şartlarda yani. Evet, güzel insan, seni tanıyalım bakalım. Benim ismim Oktay Şahin. Ben de ofluyum. Oktay, burada... nereden geldin buraya? Türkiye'den mi? Yok, burada doğma büyümeliyim. Neredesin? Buranın neresinde? Hani hangi semtte oturuyor yani? Stuttgart. Stuttgart'ın içinde. Esslingen. Ya ben de çok uzaktan geldi Oktay diye zannediyorum ya. Yemin ediyorum ayakkabımı atsam kesin damına düşer ha yukarıdan. Yani. O kadar yakın değil mi? Yanlışım var. Yok burada. Yakın yani. Burada yakın. Şimdi sevgili dostlar, Oktay burada bir şeyler karıştırdı. Böyle bir çanta açtı dedim. Lan ya Rabbim, herhalde dedim evden attılar bunu dedim yani. Ceket meket. Bir baktım içeriden 4 tane kemençe çıktı. Bir daha şunu bize göstersene kameram. Şu kemençelerini bir görelim senin. Evet. Şimdi evet 3-4 sandım ben. 3'müş yani, yaşlılık başa dert yani idare. Evet şimdi Oktay, bunların yanlış mı söyledim yok, ya? Yok yok doğru. Bunların bir özelliği var herhalde. Şu görelim ne yok. Özellikleri sesleri farklı. Sesleri farklı. Her kemencenin ayrı bir tonu var. Evet. Bunlar yöresel kemence. Şu ikisi. Ortadaki
eskilere dayanık bir tane kemence. Daha çok Rumlara benziyor ama evet. Eskilerimiz hep bunlarla çalmışlar. Bu biraz biraz da kalın şey. Kalın sesli aynen. Ondan değişiktir aynen. Değil mi? Aynen. Aynen. Şu öyle. Biraz daha bu biraz daha ince. Bu biraz daha yanık mı böyle? Aynen. Biraz daha yanık ince. Şimdi, bu da orta ses diyeyim sana. Şeyi kameranın istediği ne istiyordu bu ya? Cerrahpaşa. Cerrahpaşa'yı hangisinden çalacaksın? Bunu yanık çalalım. Olduğu için. Ey aynen. Yarabbim. Evet kamerada Gökhan Yılmaz. Yazmayı unutmayın. Evet bir şöyle bir çeksene bakalım şöyle. Hey! Hep beraber söyleyelim. Evet. Söyleyelim de bu arada. İçmem suyundan, içmem, içmem suyundan, içmem, içmem suyu. Vay seni cerrah paşa, içmem suyundan, içmem, içmem suyundan, içmem oy. Bir daha ki seneye yolcu da geli geçmem. Yolcu da geli geçmem oy. Yaşa kar gözüm sızlar ne kaldı gerisine. Yaşa kar gözüm sızlar ne kaldı gerisine. Herkesin bir derdi var durur içerisinde. Durur içerisinde. Oy oy oy. Derdi var durur içerisinde, durur içerisinde. Oy. Celal Porsuk, Trabzon Şalpazarı. Evet, duruyoruz şimdi birader. Devam edeceğiz sevgiliciler. Gördüğünüz gibi Cerrahpaşa'yı çalmaya çalıştık. Çünkü Gökhan o şarkıyı çok seviyor, ben biliyorum. Seni tanıyalım birader. Ben Celal Porsuk, Trabzon Şalpazarı. Bugün burada Trabzonspor'un başarısını kutlamak için toplandık. Evet, hamsiyi de yedik. Hamsiyi de yedik. Bize ev sahibi yapan Sayın Mehmet Çolak ve Şinasi Bıçakçıoğlu'na çok teşekkür ederim. Evet, biz zaten mecbur teşekkür ediyoruz. Yoksa hamsileri daha çağırmaz bizi, mecburuz artık. Evet, ben canlı canlı söylüyorum, bir daha çağırsınlar diye. Evet, gördüğünüz gibi başkanların başkanı, Baden-Württemberg'de 2-3 başkan tanıyorum, bir tanesi de burada. Derneğine de çok konuk olduk. Sayın Babuşçu'yu mikrofonları alalım. Güzel gaza geldin ha. Bazen oluyor ya. Trabzon'da yenince daha değişik oluyor. Daha değişik oluyor değil mi? Aynen. Son maçta ne yapacaksın yani? Yürüyerek mi gideceksin Trabzon'a? Ne yapacaksın? İhsan Ağoğlu'nun bir lafı vardır. Din, iman, Allah, kitap, Trabzonspor. Allah'ım yarabbim görüyorsunuz değil mi? Yani haklı yani aslında. Yani. Evet. Diyorsun seni yıllardır gelen bir başarı artık bunu bırakmayacağız yani değil mi? Şimdi Özgan Sümer'in, rahmetli Özgan Sümer'in bir lafı var. Bu ülkenin, bu devletin Trabzonspor'a bir özür borcu var. Var. İnşallah bu sene onu ödeyecektir. Evet, elinden alınan bir şampiyonluktan mı? Neden dolayıydı bu? Artık, o söz nedendi yani? O sözü herkes biliyor. Şimdi burada söylemeye gerek yok. Bütün Türkiye değil, dünya biliyor. Evet. Biz Türkiye'ye gittik. UEFA maçına çıkacak olduğumuz anda dediler ki hayır siz şampiyon oldunuz, Şampiyonlar Ligi'ne gideceksiniz. Aha. Dünyada UEFA'da Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne gitmiştir. Şampiyon olaraktan kabul olmuştur. Hı hı. Ama Türkiye'de şampiyon olaraktan kabul olmamıştır. İşte bu sene, evet, o evet, sene. Enteresan. Bu sene, o sene. Bu sene, o sene diyoruz. Ve inşallah mikrofon uzatmadığımız kimse kaldı mı? Kalmadı galiba. Var mı arkadaşlar? Şimdi ne yapıyoruz? Bir hava daha yapalım şöyle. Hep beraber ben size mikrofonu döndürürüm. Ondan sonra bir de horon yaparız. Yavaştan toparlarız olayı. Ey yarabbim. Evet. Sevgiliciler, bir dakika dostum. Bakın şimdi, şunu bana verir misiniz? Neydi bunun ismi? Yay. Yay. Bakın, şimdi çok enteresan bir şey var. Dur bakayım, Babuşçu bunu bilir. Bir bilmeyeni yakalayayım. Şunu gözüm abi, çok hiç... Çünkü bizim Karadeniz toplumlarında çok görmedim bu arkadaşı. Değil mi? Var mı? Gördün mü? Sen beni gördün mü hiç? En hasındandır ha. En hasındandır. Şimdi, Karadeniz, bakın sevgili izleyiciler. Karadeniz sanatçıları ilk konserde yaptıran arkadaştır. Bu biliyorsun bu kemençenin yayı. Evet. Bu neden yapılıyor? Atın kuyruğundan. Ama her atın yapılmıyor değil mi? Abi ben bildiğim o kadar. Ben kemençeyle fazla... Şimdi bir dakika. Sevgili dostlar,
Biraz önce ne dedim? Arap sordu dedim, hani besmellesiz Kur'an'da hangi sure? Söyledik, yedik Tövbe suresi. Şimdi kemençede bu atın kuyruğundan yapılıyor. Ama her atın kuyruğundan yapılmıyor. O zaman bakalım Mehmet abime sorayım. Mehmet abi, sen bunun hangi atın kuyruğundan yapıldığını biliyor musun? Biliyorum. Biliyordum, bilmiyordum, biliyorum. Biliyorsun değil mi? O zaman dur. Yanlış oldu. Dişi atın kuyruğundan yapılıyormuş. Yapılmıyor ondan. Ben koşu atı biliyordum ama... Yok. Ondan yapılmıyor. Bunu hangi atın kuyruğundan yapılıyor? Adın kuyruğu, dişi atın kuyruğundan yapılıyor. Bence ondan yapılmaz diye biliyorum. Evet. Şimdi asıl şeye soracağım. Kemençeyi çalan arkadaşa soracağım. Bakalım onun cevabına neden yapılıyor bu dostum? Bu erkek at kuyruğundan yapılıyor. Evet, ben de erkek at kuyruğundan. Çünkü idrarını yaptığında hayvan kuyruk bozmasın sesi diye, ondan dolayı diye biliyorum. Bunu da bilgi olsun diye yani kullandım. Bağışlayın. Hepinizi öpüyorum. Sizleri de sevgi saygılarımı sunuyorum. Ve yarısını bildiler ama Trabzon demek ki ikimiz daha iyi Trabzonluyuz. Bunlar abi, bunlar kemençeyi adını biliyorlar ya. Evet. Haydi bakalım. Ne? Hep böyle. Ooo! Gelmeyim öskürtüğünden sümeye. Hey ya Rabbim. Al mikrofonu abi. Dağdan gidi gelmeyim öskürtüğünden sümeye. Kimin ne hakkı var ki beni böyle üzmeye? Kimin ne hakkı var ki beni böyle üzmeye? Dönmüşsün neye yarar? Gene ne faydası var? Seninle aramızda aşılmayan dağlar var. İhsanım aramızda aşılmayan dağlar var. Hop hop. Bana hop, hop. Hop. Hadi bana. Yakınken koymadın mı mesafeler araya? Yakınken koymadın mı mesafeler araya? Daha amin der miyim senden gelen duaya? Der miyim daha amin senden gelen duaya? Dönmüşsün neye yarar? Gelsen ne faydası var? Güzellim aramızda aşılmayan dağlar var. Sen benim tek gülümdün, iyi dinle bu sözü. Sen benim tek gülümdün, iyi dinle bu sözü. Bir yıldız kaydı diye yas tutar mı gökyüzü? Bir yıldız kaydı diye yas tutar mı gökyüzü? Dönmüşsün neye yarar? Gelsen ne faydası var? Kocaman aramızda aşılmayan dağlar var. İhsanım aramızda sis dağı tepesi var. Hop hop! Bravo Sinasi. Ağzına sağlık. Ormandayım ormanda, yeni çıktım açığa. Ormandayım ormanda, yeni çıktım açığa. Dedi anan geliyor, gel gir ha buracığa. Dedi anan geliyor, gizlen ha buracığa. Zıgaramın dumanı kesiyor nefesimi. Söylesem iki türkü alın musun sesimi? İki türkü söylesem alın musun sesimi? Ey ya Rabbim. Evet. Ordu televizyonu, Ordu televizyonu burada bize çekim yapıyor. Yunus abim sağ olsun, ayaklarına sağlık. Kameramız orada. Teşekkür ederim. Bahçelerde hamerlik olsun da bile yerik.
İki de ihsan dese biz de devam ederik. Hüseyin'im de dese gene devam ederik. Geminin gerisine urgan örerim urgan. Seni urumun kızı sen yatak ol ben yorgan. Seni gavurun kızı sen yatak ol ben yorgan. Bahçesinde armudun dibi gurusun dibi. Bahçesinde armudun dibi gurusun dibi. Bakıyordun gözüme satılı kuruz gibi. Gözüme bakıyordun gönüllü kuruz gibi. Geminin gerisine urgan örerim urgan. Değiştir. Trabzon Beşiktaş'ı oy 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 oy. Yeşil yarimin gözü de yeşil ya. Yeşil yarimin gözü dünya gelse bir yana ayıramazlar bizi. Oy benim Beşiktaş'ım bahçeden kara yüzüm. Senden başka seversem kör olsun iki gözüm de kör olsun iki. Kadırga'ya vardın mı oy 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 oy. Atını bağladın mı da atını, atını bağladın mı? Beni gelecek diye oturup bağladın mı? Şimdi gelecek diye oturup bağladın mı? Oy benim Beşiktaş'ım bahçende kara yüzüm. Senden başka seversem kör olsun iki gözüm de kör olsun iki. Çıkamıyorum meyli oy 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 oy. Ver bana değneğini de ver bana. Ver bana değneğini. Elbette tanımasın. Çok yaşlandık değil mi? Tanımayacak tabii ki. Çok yaşlandık değil mi? De çok yaşlandık değil. Kara üzüm senden başka seversem kör olsun iki gözümde kör olsun iki. Oy benim beşik düzüm bahçeler kara üzüm senden başka seversen kör olsun iki gözümde kör olsun iki. Gadi şu Tonya'nın deresi oy 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 oy. Söyle bana neresi de söyle bana, söyle bana neresi. Çıkardı beni yoldan savrulup yürümesi. Beni çıkardı yoldan savrulup yürümesi. Oy benim Beşiktaş'ım bahçede kara yüzüm. Senden başka seversem kör olsun iki gözüm. Kör olsun iki. Oy benim Beşiktaş'ım bahçede kara yüzüm. Senden başka seversem kör olsun benim gözümde kör olsun benim. Var ol. Ooh, 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 ooh.
hu 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 hu. Evet sevgili seyirciler, nereye geldik? Freiburg'a. Freiburg'a değerli bir insan, değerli bir spor adamın yanına geldik. Ali Polat'ın yanına geldik. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Almanya'daki gençlerimiz hakkında. Ve merhaba Ali Bey. Merhaba Muratçım, hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Biz deyiz işte, senin yanına geldik. Eski bir futbolcumuzsunuz. Evet. Ve sizlere bazı sorular soracağız. Almanya'daki gençlerimizin hakkında ve 60 yıl hakkında, yani geçmişten bu zamanaki gurbetçiler hakkında. Evet, bizlere şu Almanya'daki gençlerin biraz anlatır mısınız? Yani futbol hayatını veya Türkiye özentilerini anlatabilir misiniz? Ya Almanya'da gerçekten çok yetenekli gençlerimiz var. İnanılmaz yetenekli gençlerimiz var. Şimdi ama bu gençlerimiz hepsi burada doğup büyüdükleri için buranın kültürü, tabii Türk kültürünü de almışlar ama yani buradaki o altyapıyı aldıkları için çok başarılılar ve ben hepsinin yolunun açık olmasını istiyorum. İnşallah yani birinci takımlara kadar çıksınlar. Yani Türkiye'de giderlerse güçlü gitsinler, isim olarak gitsinler. Şimdi bazı menajerler bu gençlerimizi alıp işte sizi şu takıma bu takıma götüreceğim diyor ama bu çocuklarımız Türkiye'ye gittiklerinde isimsiz gittikleri zaman hep orada bir sorun yaşıyorlar. O yüzden ben onların burada isimli olarak gitmesini istiyorum. Mesela bir Ali Güneş, bir Serhat Akın, bir Tolgay Aslan, bir Fatih Ceylan, bir Onur Bulut. Mesela bir sürü oyuncumuz var. Bir Kenan Koçak. Yani hep böyle güçlü Türkiye gitsinler. Öyle istiyorum. O yüzden çünkü zaten buradan altyapıyı aldıkları için o altyapıyla beraber Türkiye'de çok daha iyi işler yaparlar. Peki şöyle sorayım. Almanya milli takımı mı, Türk milli takımı mı gençlerimiz için? Ya genelde gençlerimiz hep gözleri Alman milli takımında. Yani burada büyüyenler için söylüyorum. Almanya hep ilk tercihleri oluyor ama Türkiye'de tabii ki Türk milli takımda da oynamak isterler ama hep yani ben bunu Fatih Hoca'yla da konuşmuştum. Vedat İnceyfe'yle de konuşmuştum. Vedat Hoca'yla da konuşmuştum. Genelde hep Alman milli takımından bir davetiye bekliyorlar. Birinci takım için diyorum. Siz eskiden zaten Yogi Löw'le çok top oynadınız. Evet, Freiburg'da oynuyorduk, doğru. Yani o yüzden bizim gençlerimiz mesela ben hep şey söylüyorum işte oynamak istediğiniz yani oynayabileceğiniz ha bana kalsa tabii ki Türk milli takımında hepsi oynasın. İsterim çünkü oynayan arkadaşlarımız da var, başarılı olan insanlar da var ama dediğim gibi yani birçoğu da Alman milli takımından haber, son ana kadar haber bekliyorlar. Eğer Alman milli takımından bir haber gelmediği takdirde Türkiye'yi tercih ediyorlar. Türkiye'yi hep böyle ikinci planda görüyorlar. O yüzden Türkiye'ye gidiyorlar. Peki buraya çok futbolcularımız geldi. Mesela bunlar arasından biz de Çağlar Söyüncü, ilk sen tanıştırmıştın biz burada zaten. Ondan sonra bir de bu 60 yıl oluyor Türklerin ilk gelmeyi Almanya'ya. Ve 60 yıl önce ilk babalarımız çocuklarımızın futbolcu olmasını istemezdi. O zamanlar işte Erdal Keser vardı, şeyden İlves Tüfekçi vardı, geçmiş olsun. Ben onun çocukluk hayranıyım zaten. Senin sayende tanımıştım. O zamandan bu zamana o babalarımız şimdiki evlatlarını nasıl görüyor yani? Ne istiyor babaları? Ya şimdi o dönemlerde evet birçok baba çocuklarının meslek sahibi olsun, iş kursun, bir kendine bir hayatını düzenli bir şey yapsın. Çünkü futbolculukta o dönemlerde şey gibi görüyorlardı. Yani futbolu hobi olarak yani yapabilirse belki başarılı olur mu olmaz mı bilemiyordu ama tabii İlyas Tüfekçiler, Erdal Keserler, ondan sonra birçok Erhan Ünal mesela, o da gurbetçi. Yani birçok futbolcu Mustafa Yüce de rahmetli, benim evet, çok sevdiğim abim, Allah sana rahmet eylesin. Evet. Mesela birçok futbolcu popüler büyük isimler olunca, iyi paralarda kazanınca tabii bütün aileler çocuklarının ya futbolcu ya popçu olsun düşüncesine girdi. O yüzden de bence babalar tabii ki çocuklarının
geleceğinin şeyini olmasını ister. Çocuklar da futbola çok, erkekler özellikle çok yatkın. Hep futbolcu olma hayalleri kuruyorlar. O yüzden ben çocukların çok başarılı olmasını istiyorum. Çalışın, çok çalışın, çok çalışın, üstüne koyun ve istediğiniz hedefe ulaşırsınız. Bizim burada ortak tanıdığımız teknik direktörler var tabii. Şu an milli takımımızda Kenan hocamız, evet. Veya Sarı Şeytan eski Fatih Ceylan şu an Fortsheim'de. Buradaki teknik direktörlerle Türkiye'nin arasındaki teknik direktörler ne dersiniz veya başarı sınırında? Türkiye'de mesela bir 6 hafta sonra teknik direktörü hemen yolluyorlar. Türkiye'de şimdi sistem öyle dönüyor. Türkiye'de ben de kendim de orada oynadığım için yaşadım, biliyorum. Türkiye'de 2 maça bakıyor, 3 maça bakıyor. Mağlup olduğun zaman hemen ilk hocanın ipini kesiliyor. Şimdi Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da çok farklı. Mesela ben Freiburg'un başkanını biliyorum ki sokakta yolda geçse kimse tanımaz ki 30 yıldır başkanı. Teknik direktörü Christian Schreit hemen hemen altyapıda 15 seneye yakın altyapıda çalıştı. Şimdi 13 senedir de birinci takımı çalıştırıyor ki tek borçsuz bir kulüp. Yani çok da başarılı bir kulüp Freiburg, SC Freiburg. Şu an UEFA'ya oynuyorlar. Tabii şu anda 3. sıradalar. Çünkü neden? Her senede 3 futbolcu satıyorlar. Yani ben Freiburg'u bir örnek vererek söylüyorum. Türkiye'ye kıyaslayarak. Şimdi Türkiye'de bakıyorsunuz yöneticiler, başkanlar Türkiye'de futbolculardan daha çok popüler olma peşindeler. Yani haksızlık oldu mu diyeceksiniz ama varsın ben öyle diyeyim, haksızlık yapıldı desinler. Yani hiç şey değil, ben bunu Radyo Spor'da da söyledim, Özgür'de de söyledim. Yani o yüzden Avrupa'yla kıyaslanma, çünkü Avrupa'daki başkan bisikletiyle maçlara geldiğini biliyorum ben. Ama Türkiye'de 10 tane korumayla gezen başkanlar var. Yani baktığınız zaman. Şimdi hoca olarak da evet, ya ben oldum, ben işte Türkiye'de isimim, ben bunu çalıştırıyorum, ben bu takımı çalıştırdım. Böyle düşüncelere giren hocalar da var ama ben istiyorum, bak Kenan Koçak mesela, Waldhof Mannheim'i çalıştırdı, Sandhausen'u çalıştırdı. Çok başarılı oldu ki Sandhausen'dan o kısa bütçeyle, yani küçük bir bütçeyle takımı nereye getirdi. Aynı şekilde Hannover'i çalıştırdı ki. Aynen de burada forma da var tabii. Burada Hannover. Evet, Hannover. Mesela. Ama Kenan boş vaktinde bile hep kendini geliştiren bir hocaydı. Ya Guardiola'nın yanındaydı, ya Jürgen Klopp'un yanında. Hep kendini geliştirdi. Hep o şeyde, yani kendini hep böyle yukarılara çıktı. Eğitti yani. Tamamen eğitti. Eğitim, hep kendini böyle daha başarılı olmak için çalıştı. Şimdi Türkiye'de bakıyorsunuz 3 maç hoca yollanmış. Zaten ondan önceki hocalar da hep böyle kapıda bekliyor, yani bu hoca gitsin biz hemen girelim başkanın odasına. Hani Türkiye o konuda standart acayip şekilde dönüyor. Peki gelelim şimdi son zamanlarda en önemli konumuz Dünya Kupası ve önümüzde Portekiz'le İtalya var. Evet. Ne diyorsunuz bu konuda? Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim, zor maçlar, ikisi de çok zor. Yani Portekiz, eğer bizim futbolcular uykularını iyi alıp da iyi kendilerini konsantre yaparlarsa neden olmasın derim. Yani bir mucize de olabilir. Portekiz de yenilmeyecek bir takım değil. Cristiano Ronaldo eski gücünde değil. Yani eski o şey, zaten yaşı belli oldu. Ama yine de çok kaliteli büyük isimler oynuyor. Yani ben inşallah Türkiye'ye geçer diyorum ama zor ama. Ondan sonra İtalya var ama. Ben en çok Kenan'a güveniyorum. Neden Kenan'a güveniyorum? Ben bunu dediğim gibi Radyo Spor'da da açıklamıştım o dönemde. Bu Stefan konusunda, milli takımda. Ben zaten ilk Türkiye'de ben duyurmuştum Radyo Spor'da. Evet, siz duyurmuştunuz. Türk milli takım başına geçeceğini ben duyurmuştum. Ki bence Stefan doğru bir karar mı? Ben bu 3 maçlık şeye bakmıyorum. Tamam 7 puan aldı ama bence üst düzey bir başarısı var mı? Yok. Almanya'da U17, U21'i çalıştırmış bir hoca. Böyle üst düzey bir teknik direktörlük yaptığı bir yer yok. Hani bir başarısı yok. Ha, evet, insancıl, cana yakın, bizim Türklerin seveceği bir tip hoca. İnşallah başarılı olur. Yolu açık olsun. Türkiye onun için büyük bir basamak oldu. Yani Türkiye'den sonra tabii şimdi artık o da Avrupa'da kendine bir kariyer yapar antrenörlük konusunda. Ama ben Kenan Koçak'ın daha başarılı, daha iyi bir hoca olduğunu biliyorum. Ki daha donanımlı, genç, dinamik bir hoca. Çok da disiplinli bir hoca. Ben çünkü birçok futbolcudan duydum. Yani antrenmanda dahi bile
inanılmaz disiplinli bir hoca. Ben şahsen de tanıdığım için Kenan Hoca'yla beraber çok oturduk. Kenan benim kardeşim gibi. Ben çok seviyorum Kenan'ı. Yani yolu da açık olsun. İnşallah onunla her zaman gurur diyorum. Ona da söylüyorum. Seni ekranlarda gördükçe gururlanıyorum. Çok aynen, hoşuma gidiyor. Ben de öyle. Efendi düzgün bir çocuk. Aile babası. Aynen. Yani inanılmaz karakterli. Yolu açık olsun. Burada bir başarılı daha teknik direktörümüz var. Eski futbolcumuz Sarı Şeytan var. Yani Fatih Ceylan. Bir de onun için bir iki cümle alabilir miyiz? Fatih benim kardeşim. Seni sayende tanıdım zaten. Seviyorum onu. Ya zaten bundan kaç gün önce doğum günüydü. Aradım. Evet dedim, ben de aradım. Şeye de yazdım, dedim ki ya dedim dünyaya bir şeytan gelmiş dedim. Yani adını da Sarı, zaten Sarı ya, Sarı Şeytan koymuşsunuz dedim adını. Ya Türkiye futbol onu öyle biliyor, Sarı Şeytan olarak. Evet, Kayseri'nin ilk Avrupa Kupası'nda gol atan kişi. Fatih çok çalıştı, çok emek verdi. Ben Fatih'in çok daha iyi yerlerde olmasını istiyorum ki hak ediyor. Ki inanılmaz beyefendi, ailesiyle kendisiyle çok düzenli, çok disiplinli bir çocuk. Ki Fatih çok çalışıp ve Süper Lig'e, yani Türkiye'ye 13 sene futbol oynadı. Çok başarılı oldu ve gittiği takımlarda hep banko oynamış bir oyuncudur. İşte Antalya, Karabük, Kayseri'deki en başarılı sezonu. Denizli Spor, ondan sonra Sakarya Spor. Yani inanılmaz bir futbolculuk kariyeri var Fatih'in. Şimdi teknik direktörlük yapıyor Forsheim'da. Onun da yolu açık, çok da başarılı. Çok genç evet, çocuklar yetişiyor. Takibindeyim yani. Yani Fatih'e de başarılar diliyorum. Evet, son olarak bir şey de eklemek istiyor musunuz? Ben buradaki gençlere diyorum, çok çalışın. Eğer bir kariyer yapmak istiyorsanız mutlaka çok çalışın. Yani hedefiniz futbolcu olmaksa, yani ben sırf antrenmana gittim, bugün bitti benim işim demeyle bitmiyor. Yani eğer ki futbolcu, yani mesela diyelim ki bir meslekte bile aynı. Tabii ki. Üstüne koya koya gidin. Yani çok çalışın. Sana da çok teşekkür ediyorum Ceki Murat. Ben de sana teşekkür ediyorum bana zamanı. Ceki Murat. Teşekkür ediyorum. Senin sayende çok insanı tanıdım yani. Ben de senden gurur duyuyorum arkadaşım. Çünkü böyle insanlara yardım etmeyi, koşmayı, her konuda böyle gerçekten iyi, değerli bir insansın. Yani böyle de bir de çok iyi niyetli bir insansın. Yani gurbette, Osla yollarında seni takip ettim. Gerçekten inanılmaz bir değerli bir insansın. Teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Evet sevgili seyirciler. Freiburg'taydık. Değerli spor adamımız Ali Polat'ın yanında. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Ben gidiyorum Alican. Sana iyi günler diliyorum. Yolun açık olsun. İleride görüşmek üzere. Saygılarımla. Evet sevgili seyirciler, neredeyiz? Freiburg'tayız. Freiburg'a çok değerli bir abimin yanına geldim. Onunla 60 yıl gurbetçiler hakkında röportaj yapacağız. Kendisi hem burada yaşıyor hem Türkiye'de yaşıyor. Buraya tatile geldi. Ben onun yanına gitmiştim. Türkiye'de tatile, şimdi ziyaretine geldim. Merhaba abi. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız abi? Kendinizi bir tanıtır mısınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın, iyisin? İyiyiz Allah'a şükür. Memleket havası getirdim buraya. Valla memleketimizin havasını getirdik. Hem sıcaklığı getirdik, hem yağmuru getirdik. Kendini bir tanıtır mısın? İsim nedir? Yaş kaçtır? Biliyorsunuz. 60 yıl Avrupa'da, yani Almanya'ya gelen ilk gurbetçiler zamanındayız şu an. Siz 73'te geldiniz, evet, bildiğim kadarıyla. Evet. Bize şöyle bir 73'ten bu zamana kadar Almanya Türkiye arası bir anlatır mısınız? Önce bir kendinizi tanıtın. Memleket nere? Benim adım Sefa Gücün. Memleketim Aksaray Sarıyaşık ilçesi. Toprağına kurban olduğum memleketim. Toprağını sevdiğimiz için Almanya'da 1973'te geldik. Rahmetli babamız tarafından getirdik. O zamanlarda işte aile birleşiminden dolayı. Ve burada işte büyüdük. O zaman geldiğimizde 13 yaşında, 14 yaşlarındaydık. 14 yaşında geldiniz. İşte şu anda Mart'ta 65 yaşında olacağız. Maşallah. Yani ne diyeyim işte, nasıl geçti, nasıl etti, buranın ekmeğine yedik ama şöyle bir şey söyleyeyim. Almanya'yı hiç sevmedim. Neden peki? Neden mi? Ekmeğini yedik, şey dedik ama neden de bilmiyorum. Havasından mı, şeysinden mi, onun için de 15 sene önce Türkiye'ye temeli döndüm. Yani temeli döndüm dediğim, Türkiye'de yaşıyorum. 6 ay Sarıyaşık'ta, 6 ay Antalya'da. Canım istediği zaman da Almanya'ya gelip torunlarına görüşüp gidiyorum. Peki genç yaşta geldiniz, yani çocuk yaşta geldiniz diyelim. Bu o zamanlar
Burada Almanya'da durumlar nasıldı? İşte iş konusu, meslek konusu, hemen işe mi başladınız? Nasıldı yani? Ya o zaman tabii ki şöyle bir durum vardı. Almanya'dan geldiğimizde burada mecbur okula gitme sorumluluğu vardı. Yani Auslander Schule diye geldik. Orada bir sene okula gittik. Yani dil kursu gibi. Evet. Diye dilimizi öğrendik. İşte ondan sonra işe başladık. O zaman nasıl diyeyim, böyle hemen iş güç var mı? Var. Doğru işe. Hemen para kazanma. Para kazanma şeysiyle. Ha şimdi ama maşallah şimdiki gençleri okuyor, şey yapıyor, ne güzel. O zaman bizim şansımız yoktu. Yani. Peki Antalya'da yaşıyorsunuz. Yazlarda Sarıyaşı, Aksaray, yani 68 benim de memleketim oluyor tabii ki. Antalya bir Avrupa şehri zaten. Antalya'nın Almanya'ya kıyaslarsak nasıl bir hayat? Vallahi ona bakarsan bizim memleketimiz cennet. Antalya dedim mi de zaten dünyada tanınmış bir yer. Yani Almanya'ya kıyasladığın zamanı Antalya bir cennet sayılır yani. Burada torunlar da dediniz. Kaç torun var? Vallahi ellerinden öper 6 torunu var. Maşallah. Kaç evlat var? 3 evlat var. 3'ünün 2'şer tane bir oğlan bir kızımız var. Bir de ikizleriniz var, biliyorum onları yani. Peki memleket, buradaki gençler için mesela ben dönmek istesem tavsiye eder misiniz? Vallahi tavsiye ederim. İş konusunda şeydi ama Almanya'nın kanunları daha değişik Türkiye'ye göre, ama şu anda Türkiye'de bayağı bir konuda ilerledi her yönünden. Ben de tavsiye de ederim yani. Bildiğim kadarıyla küçük oğlunuz Alman şirketinde çalışıyor. İsim vermeyelim, reklamı geçmesin. Evet. Alman şirketinde Türkiye'de çalışıyor. Alman iş yapıyor yani. Memnun tabii, gibi mi? Tabii çok memnun. Yani şey olarak, hem de orada şey olarak çalışıyor, fuarbayt olarak. Yani, ustabaşı. Ustabaşı olarak çalışıyor yani. Çok da memnun. Peki biraz da bizim memlekete geçelim. Anadolu'muzun güzel ilçesi, Sarıyaşı'ya geçelim. Sarıyaşı halkımıza ne demek istersiniz? Valla Sarıyaşı'ya ben buradan herkese bol bol selam söylüyorum. Allah'a emanet olsunlar. Kendilerine iyi baksınlar. Yani Sarıyaşı dediği zamanı bir kere her yer durur. Evet, aynen öyle. Yani Sarıyaşı'ya nasıl diyeyim, yani bir cennet yani, bir İç Anadolu'nun çok sevilen bir ilçesi yani. Çok güzel. Peki 73'ten bu zamana kadar güzel şöyle bir ilginç anınız oldu mu, yaşadınız mı? Bir tanesini anlatabilir misiniz? 73'ten bu kadar nasıl bir... Yani herhangi bir anınız yani, böyle komik olsun biraz veya ilginç olsun. Yani ilginç nasıl olur? Evet, şöyle diyelim. Bir zamanlar bu Yugoslavya'da falan şey vardı ya, savaş zamanında biz ne yapıyorduk? Türkiye'ye giderken buradan İtalya'ya gidiyorduk. İtalya'dan gemiye binip memleketimize gidiyorduk değil mi? Aynen. 3 gün sürüyordu. Evet. Yani bir gün işte izni zamanı buradan bindik. İtalya, Venedik'e gittik. Venedik'ten gemiye bindik. Şimdi gidiyoruz. O zaman 3 gün sürdüğü için orada şey yapıyorlardı. Program yapıyorlardı mesela gemide. Bir akşam programı yaptılar, herkes alkışladı falan. Dedi ki oradaki spiker, yahu dedi seyircilerin içinde dedi, hiç dedi bir böyle program yapacak veya da bir fıkra yapacak kimse yok mu dedi. O sırada ben varım dedim, çıktım kimse çıkmayınca. Buyurun dediler, çıktık neyse, herkese iyi yolculuklar diledim ve başladım anlatmaya. Dedim ki bir zamanlar dedim, Almanya Türk vatandaşının birisi Almanya'ya geliyor, diyor ki 5 sene çalışayım, 5 sene sonra işte ev alacak kadar bir de adıma bir araba çekeyim, memleketime dönerim diye o niyetle geliyor ve 5 sene sonra arabayı çekiyor, para biriktiriyor ve Türkiye'ye dönüyor. Kapıkule'ye giriyor. Kapıkule'den sonra bir tane şey 24'ü görüyor. Botu kapağını açmış, sağda duruyor. Buna diyor bir yardım edeyim diyor. Yanına varıyor. Diyor ki hayırdır hemşerim, ne oldu? Diyor ki ya işte arabam gitmiyor diyor. Sağına bakıyorlar, sonuna bakıyorlar. Diyor ki ben sana yardım edeyim. Bu vatandaş. Tamam mı? Tamam. Seni diyor benim arabanın arkasına bağlayayım, servise kadar çekerim. Böyle bir yardım olur. Tamam, anlaşıyor. Ha diyor bak bu arada diyor benim araba diyor. Eğer diyor aradan hızlı muzlu gidersem diyor, aradan bana diyor selektör yap diyor. Tamam mı? Tamam. Neyse bunlar yola düşüyor. Gidiyorlar. O arada bir tane geliyor. Geçiyor bunu. Sen diyor benim arabamı nasıl geçersin diyor. Başlıyor peşinden. Tam gaz. Araba
arada direksiyon durmadan sallanıyor. Durmadan selektör yapıyor. İleride trafik polisi duruyor. Diyor ki dikkat dikkat bütün ekiplerin dikkatine. Kapışmış bizim yol istiyor diyor. Valla böyle bir anım oldu. Çok güzel, teşekkür ederim. Bir şey değil. Son olarak ne demek istersiniz? Valla son olarak ne diyeyim? Herkese sağlık sıhhat diliyorum. Kendilerine iyi baksın. Koronadan kendilerini korusunlar. Allah'a emanet olsunlar. Diyeceğim bu kadar. Bir de son hobiniz var. Onu da söyleyelim de o geçsin. Yani sevdiğim bir iş var. Ha, onu tutma. Evet, balık. Bir de lakabınız var. Onu da bilelim. Ya lakabım buradan bu 40 senelik lakabımız Ayıboğan Sefa derler bana. Onun şeysi de daha bir değişik. Onu şimdi de şu anda anlatmayayım. Tamam. Başka bir zaman inşallah. İnşallah. Yani burada da işte ben böyle günlerimi de hava güzel olduğu zamanı şeydim, ufak bir teknem var. Teknenin işte balık tutmaya giderim, eğlenirim. Şey yapıp böyle yani. Evet, size çok teşekkür ediyorum abicim. Şöyle. Buradan sevgili seyirciler, Freiburg'dan bütün seyircilere selam olsun diyorum. Özellikle bizim memleket Aksaray Sarıyaşı'ya. Sefa abicim, sana da teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben gidiyorum. Güle güle. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi bir Gurbetten Sıla'ya programında burada sonuna geldik. Güzel insanları, güzel yürekli insanları ziyaret ettik. Trabzonspor şampiyon olacak diye hamsileri önceden yedik. İnşallah daha büyük eğlencede görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Herhangi bir yerde karşınızda olabilirim.